Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlar bütçe oluşturmak için düğmeye bastı. Bu doğrultuda ilk olarak kadro dışı kalan Laiç, Ensakala, Jermin Lens ve Douglas'la yollar ayırmak için futbolcular ve temsilcileriyle yoğun müzakereler içinde bulunan yönetim ek olarak mevcut kadrodan iki isminde gönderilmesine yeşil ışık yakıyor. Kadro dışı konumunda bulunan 4 futbolcuya bon servislerini verip ikinci yarıdaki alacaklarından vazgeçmelerini isteyen yönetim böylelikle 4,5 milyon euroluk bütçe açmak isterken bu listeye Vida ve Larin de ekledi. Vidavellernin ikinci yarıdaki maaş maliyeti 2.5 milyon euro seviyesinde. Kartal 4 kadro dışı ve bu ikiliyi gönderebilirse maaş bütçesinde 7.5 milyon euroluk yer açabilecek ek olarak gelmesi muhtemel bonservis bedelleri de transfer bütçesine eklenecek. Öte yandan siyah beyazlarda Batshuayi'nin hayal kırıklığı yaratmasının ardından Kartal'da rota golcü transferine çevrildi. Siyah beyazlar servis elinde olan Elkeson için çalışmalara başladı. Takvimdeki habere göre bonservis elinde olan ünlü golcü Elkeson, menajeri tarafından siyah beyazlara teklif edildi. 12 Aralık'ta Çin kulübü Guangzhou ile mukavelesini fesheden Brezilyalı yıldız ile ilgili gerekli çalışmalar başladı. 32 yaşındaki Elkeson, Çin'de çıktığı 185 maçta 122 gol atıp 52 asist yaparak müthiş bir performansın altına imza atmıştı. Ülkesi Brezilya dışında kariyeri boyunca sadece Çin'de oynayan tecrübeli yıldızın şu anki piyasa değeri 4 milyon euro. 1.80 boyundaki Elkeson hücumun kanatlarında da görev yapabiliyor. 2016 yılında Guangzhou'dan Çangay'e 18.5 milyon euroya transfer olan Sambacı 2019'da eski takımına geri döndü. Beşiktaş yönetiminin konuyu değerlendirdikten sonra Elkeson'un menajerine geri dönüş yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu ülkesi Brezilya'dan da 3 kulübün istediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan sezon başında Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Diego Costa, Atletico Mineiro ile mukavelesini feshetti. Bon servis elinde olan 33 yaşındaki Yıldız için siyah beyazların bir girişimde bulunup bulunmayacağı, yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrasında netlik kazanabilir. Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro ile Yıldız futbolcu Costa'nın yolları ayrılıyor. İspanyol basındaki habere göre yıldız golcü Costa Atletico Mineiro ile mukavelesini feshetme konusunda anlaşmaya vardı. Ağustos 2021'den bu yana Mineiro forması giyen 33 yaşındaki Santrafor bu sezon 19 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. Atletico'ya transfer olmadan önce Diego Costa'nın ismi yaz transfer döneminde de Beşiktaş ile anılıyordu. Siyah beyazların Costa için bir girişimde bulunup bulunmayacağı yönetimin teknik heyetle yapacağı görüşme sonrasında netlik kazanabilir. Öte yandan teknik ekibin talebi doğrultusunda savunma ve hücum hattına yeni takviyeler yapmayı planlayan yönetim bütçede yer açabilirse kadrosuna iki isim katabilir. Beşiktaş, Konyaspor formasıyla sezonun ilk yarısına damga vuran Abdülkerim Bardakçı listenin başına yazdı. Yönetim golcü konusunda da Sevilla'dan Barcelona'ya kiralık giden De Jong'da ısrarcı. Katalan devinin devri arasında ayrılık kararı aldığı Hollandalı futbolcu için Beşiktaş Fenerbahçe ile yarışıyor. Son olarak İHA'da yer alan habere göre Beşiktaş sezon başında Uşak Spor'a kiraladığı Kerem Kalafat'ı yeniden kadrosuna katmak için oyuncu ve kulüple görüşmelere başladı. Siyah beyazı yönetimin teknik sorumlusu Önder Karaveli, genç oyuncu Rozier'in alternatifi olarak kullanmayı planlıyor. 2021-2022 sezonda Uşak Spor formasıyla 17 resmi maçta görev yapan Kerem söz konusu mücadelelerde gol ve asist katkısı verememişti. Beşiktaş ile mukavelesi 2022'nin Temmuz ayına kadar devam eden 20 yaşındaki oyuncu sağ ayağını etkili kullanabiliyor. 1.76 boyundaki savunmacı kimliğiyle ön plana çıkıyor. Kerem Kalafat 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Giresun Spor kadrosunda yer almıştı. Beşiktaş'ta A takım seviyesinde 2 maça çıkan Kerem, Siyah Beyaz ekibin U19 takımında 33 maçta görev yapmıştı. Güncel piyasa değeri 550 bin euro olarak gösterilen Kerem, sağ bek pozisyonunun dışında sağ iç pozisyonda da görev yapabiliyor. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündemine gelen gelişmeleri sizlere aktardık. Bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler.